Geçen hafta Zonguldak Nereli ilçesinde etkili olan fırtınada kayığında mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı. Kimse yok. Herkes sağa sola kaçmış. Hiçbir tane kimse yok benim yanımda. Bir tek kayık bendim. Çok serteldi. Çapanın boşunu aldım. Tek başımayım. Tolüs'ten yaptım. Çapanın boşunu aldım ama sen bana sor. Kayık sağa sola kaçıyor. Rüzgarlan durmuyor ki kayık. Kayalara vurduk. 50 kere vurduk kayık kayalara kafadan. Ama maşallah bir şey olmadı. Ondan sonra ben bakıyorum öyle sağa sola. Birisi gelsin de hani yardım etsin, kayığı çözüp götürelim buradan. Yani burası sakat. Tam da deniz oraya geliyor. Batı Karayel. Olduğu gibi bana vuruyor. Sonra baktım. Oğlan aradı beni. Konuşamadık. Telefonlar çekmiyor. Fırtına dolayısıyla. Bir baktım. Oğlan geldi benim işte. Ellerim ayaklarım dondu zaten. Tutamıyorum bir yeri. Yani direksiyonu bile sallayacak halim yok yani. Buz tuttum. Yağmur bir taraftan, sulu kar, tolu, rüzgar, fırtına mahvetti bizi. Sonra o da çekti, tam da rüzgar da biraz üsteledi, yanaştırdı beni. Tam arkadan geliyor. O zaman attım artık, daha ne olursa olsun dedim. Ya. Taştık. Taşları maçları hep bu. Ağımızı mağımızı denize aldı. Ağları çekti denize, tor top aldık vinçten beraber ağları. Bildiğin gibidir yani. Bu fırtınanın balıkçıya çok büyük zararı var. On kuvvetin üstünde yani 12, 13, 14. Yani bu 10 senede, 20 senede olan bir şey olay. Ben 5-10 senedir ben böyle fırtına görmedim. O gün hava esmişti işte. Burada büyük bir hava vardı. Babam aramıştı. Ya, ne yazık ki telefon çekmeden konuşamamıştık. Ben de öyle bir gideyim demiştim. Gittikten sonra bir baktım ki teknede babam kalmış işte. O ara kim olursa aynısını yapardı zaten. Gittik işte o kurtarma şeyini yaptık. Başka da ya, babam evden gelmiş. Tekne kafadan vuruyor diyor. Arkadan atlayıp çapanın boşunu almış. Çapanın boşunu aldıktan sonra içeride kalıyor işte. Biz de gidip kurtarmasaydık soğuktan bir şey olmazdı da gene. Ya gitti kurtardık mecburen işte. Yapacak bir şey yok. O an o neler onu yaşamayan yaşadım. Ya çok 8-10 metre dalgalar vardı zaten de oraya tabii o kadar girmiyordu. Ama bir 10-11 kuvvetinde yani bayağı bir sertti. Ya kendi teknesini herkes malına sahip çıkar. Biz teknemizde yatıyorduk. Gece gündüz yani. O da orada teknesinin başındaydı. Ya işte kafadan çekip yani atlayıp havada tuttum onu ben ondan sonra. Sonra taksiciyle işte bir trafik yap gideyim bari. Ölümüzü alırsın dedim. Ben öyle gittim. Öyle bir hava ben hayatımda ben filmlerde görmedim ki böyle fırtına. Yani gerçekten yani batan gemilerden de anlayacağınız gerçekten çok büyük bir şeydi bu ya.